Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bayram bitti artık ve bugün sizlere GTA 5 online'da yeni gelen DLC'leri detaylı bir şekilde açıklayacağım. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. sizlere YouTube kanalımıza detaylı bir şekilde açıkladım. Hem 25 binlik kanalımızda hem de 323 binlik kanalımızda detaylı bir şekilde sizle açıklamayı yaptım arkadaşlar yeni gelen Los Santos arabalarını nasıl alacağınızı ve nasıl aktif edeceğinizi detaylı bir şekilde bu videoda açıklamıştım. İzlemeyenler için izleyebilir, tıklayabilir, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, yeni gelen güncellemeden sonra bedava hilelerin hiçbirisi çalışmaya başladı. Biliyorsunuz ki 200 binlik kanalımıza kapanan kanalda sizlere defalarca detaylı bir şekilde açıklamıştım yeni gelen hileleri ve şimdi 25 binlik kanalımıza açıklamıştım. Artık onlar eskide kaldığı için çalışmıyor. Yeni gelecek olan hileleri bedava hileleri sunacağım elinden geldiğince. Maalesef ki şu anda çalışmıyor çünkü bu güncellemede arkadaşlar direkt ban yiyorsunuz karakteriniz sıfırlanıyor veya perma ban yiyorsunuz. Eğer hiç banyamak istemiyorsunuz veya banyamaktan korkuyorsunuz bizden çok ucuz bir şekilde GTA 5 online'da para level unlock banka röportajlarından satın alabilirsiniz. Hiçbir şekilde ban banyama riskiniz yoktur arkadaşlar. Para paketleri, level paketleri, bank research paketleri, unlock paketleri, chip paketleri ve GTA 5 özel paketlerinden yararlanabilirsiniz. Dilediğiniz istediğiniz kadar satın alabilir, kendi bütçenize göre alabilirsiniz. Yaklaşık 80 bin ila 90 bin kişiye satışımızı gerçekleştirdik. Aralında ünlü youtuber ve Twitch dahil mevcuttur. Onlar da bizlerden satın alıyorlar. Sizler de satın alabilir ve sıraya geçebilir, işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ucuz bir şekilde para paketleri, level paketleri, bank resource paketleri, unlock paketleri, diamond kasyon chip paketleri ve özel paketlerden sizlere sunumunu gerçekleştiriyoruz. Satın alıyorsunuz. Satın aldıktan sonra bizi WhatsApp şirket hattına ulaşıyorsunuz. Sizleri sıraya sokuyoruz. Gün içerisinde sizlerin hesabınıza girip işlemlerinizi gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdikten sonra story'e tek tek atıyoruz ve etiketliyoruz. Atıyoruz. Sizler de bizi bir Instagram adresimize bakarak sattığımız kişileri tek tek kontrol edebilir ve bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, siz de detaylı bir şekilde açıkladım. Sizler de bizlerden, banıver'den çok ucuz bir şekilde satın alabilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar detaylı bir şekilde bu yeni gelen diyelçileri nasıl halledeceğimize. Bu gördüğünüz araç yeni gelen araç. Sizlere diğer videoda açıkladım sizleri diğer videoda detaylı bir şekilde açıkladım arkadaşlar. Nereye gideceğinizi ve nasıl e, şu Maze Bank'tan internet diyelim Maze Bank'a tıkladım enter site diyelim. Burayı nasıl alacağınızı detaylı bir şekilde açıkladım. Aldıktan sonra neler yapacağız onları söyleyeceğim bu videoda. Şimdi hızlı bir şekilde şuradan dönelim. Bu arada bu araçların özel modifileri var. Yani tek özelliği bu araçların ee, o yerde o bölümde özel modife yapmanız, özel modife yapmanız için de e, belirli bir yarış yapmanız ve level atlamanız lazım. Yani karakter levelı değil, yarış levelı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi o yere gideceğim, sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Mekan burası. Yani herkese farklı olabilir. Bazıların parası olmayabilir. En ucuz hangisiyse onu almış olabilirsiniz. Benim satın aldığım mekan burası. Sizler buradan bir yerden almışsınızdır ve mekanınızı biliyorsunuz. Mekana giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu mekan ben full olarak aldım ve en pahalısını aldım zaten diğer videoda anlatmıştım. Bu mekanda arkadaşlar arabalarınızı başka bir arabalarda olsa yapıyorsunuz ama yeni gelen araçları aldığınızda arkadaşlar bu mekana ee, almanızı öneriyorum. Aldıktan sonra herhangi bir arabanızı bunların hepsini yapılmış arkadaşlar. Herhangi bir arabanıza biniyorsunuz Ben tabii kendi kafama göre yaptım tamamen Yani Hepsini tam olarak fullemedim. Hangisi benim hoşuma gidiyorsa öyle yaptım. Sizler de yapabilirsiniz. Arabanızı bildikten sonra Q'ya basıyorsunuz. Bize zaten söylüyor. Please Q modify your vehicle diyor arkadaşlar ve biz de Q yapamıyoruz. <laughs> Şimdi bir dakika dur. Bekle. Şunu bineyim. Abi yapman lazım ya? Q diyorduk. Q. Videoda bize illa yapmayacak. Ben size detaylı bir şekilde çıktım arkadaşlar. Geliyorsunuz buralara arabanızı getiriyorsunuz sonrasında arabanızı biliyorsunuz ve Q'ya bastığınızda da arkadaşlar arabanızı modifiye edebiliyorsunuz. İşte bu. Yani neden sabahtan beri Q'ya basıyorum da yapmıyorsun acı dayı? He. Arabanızı burada modifiye edebiliyorsunuz. Kendi kafanıza göre ben tamamen kendi kafama göre hallettim. Ben böyle yapmışım. Böyle çok çirkin durduğu için yapmışım. Değil mi? Böyle daha güzelmiş. Neyse özellikleri sizlere göstereceğim. Light olması lazım. Arabaları bu şekilde modifiye edebiliyorsunuz. Bunu arkadaşlar normal Los Santos kastımda yapıyorsunuz. Özelliği ne diye sorarsanız onu sizlere söyleyeceğim. Öncelikle çıkış yapalım. Ne gibi bir değişiklik var? Sadece onu söyleyeceğim. Şimdi bu araçları aldığınız illa bu yere sahip olmanıza gerek yok. Burada Heistir, görevdir, Jartr, Cuddler yapabiliyorsunuz. Ama bu araçları aldığınız abi. Ya ben bunu Los Santos kastımda da yapabiliyorum. Niye böyle bir yer satın alayım para boşuna harcayım? Zaten param yok ama okuyayım diyorsan. Evet haklısın ama şöyle bir şey var. Haritadaki LS simgesine gittiğinizde orada özel şekilde sadece ışıklarınızı renklendirebiliyorsunuz. Kırmızı, pembe, mavi, mor artık neyse. Yani bu ışık derken altındaki ledlerden bahsetmiyorum. Araba farlarından bahsediyorum. Onları göstereceğim. Hemen hızlı bir şekilde. Araba da çok tatlı ha böyle güzel de yapmışım yani değil mi? Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Evet devam ediyoruz bakalım. Şöyle. Dit. Ulan müzik açıkmış arkadaş ya. Ben büyük ihtimalle oraları kapatmışımdır da. Müzik olunca sıkıntı oluyor. Evet buradan giriyorsunuz. Sonucuma tabi arabadan iniyor ben biniyorum. Müzik kapatacağım. Atlatacağım. Tam müzik çalışmamış. Diyor ki abicim bize sol tarafta diyor CTRL tuşuna yani left CTRL diyor. Ona basarsan diyor böyle bir yer gelecek diyor. Bize diyor ki abi W'ye basarsan Wave Engine bunu bilmiyorum. Bastığımda hiç bok olmadı çünkü. Arabınızı e, arabanızı modifiye etmek istiyorsanız G'ye basın diyor. İşte test sürüş yapmak istiyorsanız dedi. Sol tıka basın diyor. İşte Los Santos şeyinden de çıkmak istiyorsanız diyor. Space yani silme tuşuna basın diyor. Pardon yanlış söyledim. E, arabanızdaki bu soldaki yazıda kapatmanız için de aynı şekilde tekrar CTRL'e basın diyor. Öncelikle biz sol yapalım ve bir tur e, hem arkadaşınız birlikte hem de tek başınıza bu mekanda tur atabiliyorsunuz arkadaşlar. Kamera bir şey olmuş. Devam ediyoruz biz arkadaşlar. Kamerayı tekrar açtım. Bu mekanda arkadaşınıza veya tek başınıza eee yani büyük bir mekan burası arkadaşlar. Yarış yapabiliyorsunuz veya kontrol edebiliyorsunuz. Arabanızı böyle div atabiliyorsunuz. Kontrol edebiliyorsunuz. Bu şekilde bu tarafı. Biz devam edelim ee, nasıl yeni gelen şey yapacağımıza. Yani çok özelliği hangisi ne işe yarıyor onu. Heh, tamam dur çarpacak diye korktum valla. Çık bakayım geri. Sol CTRL. Ardından da G tuşuna bastığınızda özel olarak modifiye yapıyor arkadaşlar. Ne gibi bir özelliği var onları sizlere göstereyim hızlı bir şekilde tek şu var bakalım bir şunları bir bunlar değil ee, light tamam özel olarak sadece arkadaşlar bu ne lan bu standart bu benim yaptığım mavi bunu bilmiyorum ve sen de ışığını yakıp yakıp söylüyorsun standart pembe mi lan bu Neyse ben şu en pahalı olandan alayım de önemli olan o değil. Arkadaşlar tek e, şeyi aha, buradaki ışıkları böyle renkli yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tek olayı bu. Bu kadar basitti haberiniz olsun. Onların kilitlerini açmanın hilesini de yapacağız. Ayarlayacağız elimizden geldiğince. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz teşekkürler. İyi günler. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.